Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Bugün yeni bir Warframe Dev Stream özetiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün güzel notlar çıkardım, güzel şeyler hazırladım. Videoyu, Dev Stream'i birkaç kez izledim, bir 10-20 kez, 20 değil de abarttım. 10 ya da 7 kez izlemişimdir, 17 arasında. İzledim, baya baya her şeyi anladım, özümsedim. Onları şimdi size açıklayacağım. Tahminen bu video etkinlik bittikten sonra haberiniz olacak ama şu an PC üzerinde, PlayStation ve Xbox'ta var mı bilmiyorum ama aslında Xbox'ta ve PlayStation'da yok şu an diye biliyorum. Leap of Lotus, Paskalya bayramı özel paletler, ondan sonra tavşan kulaklarımız vardı, ta önce senelerden de getiriyorlardı. Onlar yine geldi kısa bir süre içerisinde. Paskalya tavşan kulaklarını sınırlı sayıda kullanacaksınız. Etkinlik bitince sizden gidecek. Aynı Cadılar Bayramı'nda taktığınız bal kabağı gibi. Oradaki paleti alırsanız sadece bir kredi karşılığında Paskalya paleti var. O da hep sizde kalacak. Hatta şu an oyunum açıksa göstereyim. Şuradan. Gördüğünüz gibi Paskalya renkleri. Bunu alıp sizde her zaman duracak. Bu tavşan kulakları ise bir vakitten sonra gidecek. Fazla kalmayacak. Şunu hemen alt alayım. Şimdi arkadaşlar, notlarıma geçecek olursam onların önce bir de Orokin katalizörü ve Orokin reaktörü var. Lotus'un hediyesi diye. O görevleri de yapmayı unutmayın. Eğer oyununuzda şu an varsa mevcutta şeyde, görev kısmına, oradan onları yapın. Lazım olacak size. İlk öncelikle 3. dakikada bahsediliyorlar. Göstermem gerekiyor, bir şey yok. Octavia'nın Mayhem'i, ondan sonra bu Capture modu falan Serpticus çıkarttırılmış, PlayStation ve Xbox platformlarına yollanılmış, kabul edilmiş ve yakında update'i birlikte bizlere, konsollara gelecek. Octavia'nın bilgisayara gelen update'ler. 6.03'te bir yeni bir maşete stansimiz var, dövüş stilimiz. Yani böyle vuracakken böyle 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 falan vurabiliriz tarzı. İşte gördüğünüz gibi farklı bir stance. Diyor ki Rebecca, artık sadece bir stance olmayacak, bir farklı birlik, farklılık daha. I was going to ask you, are we putting it back into the wild? Are we... Well, the machete weapon type, there's a few of them that use a machete. Oh, I like that. Ya uzun zamandır düşünüyorlarmış bunu yapmayı. Sonra machete sense versiyonu 8.47 arkadaşlar. 8.47'de bahsediliyorlar ki bir elimizde glaive, bir elimizde tabanca olabilecek. Aslında tek glaive değil, tüm yakın dövüş silahlarında olabilecek. Mesela elimizde bir Skyne ileyken bir Lato, Ufona Prime, Vicor, Malerok. Elimizde bir tane tekel silahla, mesela Broken War. Elimizde bir tane de şey olabilecek. Bunun amacı ne diye soruyor Steam, niye böyle bir şey yapıyoruz? Diyor ki yani silah değişimler arasında bir kolaylık sağlamak için. Yani kılıcı falan alırken tabancayı koyuyorsun, alıyorsun, uzun sürüyor. Üşeniyorsun tabancayla, hani zaten çoğunlukla tabanca ile kılıç kullanılıyor. Bari onun için bir kolaylık sağlayalım diye getirmişler. Hatta oynanışı 40-10'da var. 40-10'a getirelim. Glaive ve tabanca için. Bunlar da yine tencon skinler. Birazdan geçeceğiz onlara. Elinde bir glaive var ve tabanca var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu Dark Sector oyunundan gelme bir şey. Dark Sector oyununu eğer eski kanalını bilen, Nekomanya kanalını bilen varsa ya da tehlikeli oyuncu, orada Dark Sector serisini yapmıştım. Dark Sector'da Hayden Tenno elinden çıkardığı glaive ve tabancasıyla oynuyordu. Aynı mantığı buraya getirmişler. Oyunu bitirdim ben. Ne yazık ki videosunu çekmedik yine. Onu galiba bir ara bakarız içerisine. Sonra bunun bir de Dark Sector'dan bir özellik daha almışlar. Glaive'i fırlattığımızda Glaive'in girdiğimiz bir de Ayvara'nın şeyi vardı ya, fırlattığınız ok ya da mermileri falan kontrol etme. Onu getirmemişler ama diğer olan fırlattığınızda charge'lı fırlatma var. Fırlattığınız arkasında bir efekte gidiyor ve daha keskin, daha güçlü atılımı gelmiş. Onu da gösterelim şurada. Deneyecek şimdi. Deniyor. Bak, üçgenler tam geldiği zaman bu efektler olup gidecek. Tahminen silahın enerji rengine göre efekt değişebilir. Sonra 16.52'de bakalım.
Evet. Oberon'a arkadaşlar rework geliyor. Oberon'un zaten büyük ihtimalle Hydroid ya da Oberon yeni Prime olacak. Tek ondan da değil. Oberon bayağıdır kullanılmayan ve çöp olarak düşünülen Warframe'lerden birisi. Kendisi genellikle görünüşünden dolayı bayağı bir espri çıktı. Yani ben de onlardan birisiyim. Oyun ilk başladığım zaman görünüşünden dolayı istiyordum Oberon'un bir hoş geliyordu. Hatta hatırlıyorum bizim grupta birimiz bir caps paylaşmıştı galiba. Diyor ki Oberon, sanırım sadece benim görünüşüm için istiyorlar. O tarz bir şey. Ama pasifi reworkleniyor. Pasifi değişecek Oberon'un. Bir de yeteneklerinde bir oynama yaparlarsa onu tam söylemediler burada, öyle hatırlıyorum. Onu da yaparlarsa Oberon'u şöyle güzelleştirirlerse Limbo'ya el attıkları gibi onu da bir şey dediler. Ha, laf açılmışken Limbo da nerfleniyor arkadaşlar. O kadar güçlü olduğu halde maalesef nerfleniyor. Aslında bu iyi bir şey. Yani herkesin Limbo oynama yöneltmesinler zaten. Ama bir yandan da yani main'im olduğu için biraz koyuyor tabii insana. Son arkadaşlar 20-40 24-50'de şurada yeni Warframe'imiz var. Yeni gelecek olan support tipi keşiş, keşiş, rahip konseptli bir Warframe'imiz var. Hemen açalım. Tam ekran açıyorum, ben susuyorum. Videosunu izleyelim. George came in with the classic last minute save with some audio. So, get BAM! Rahip Warframe. İsmini lakap koymuşlar. Pubu diyorlar Warframe'e. Arkadaşlar bu Warframe'ler Red Veil'in sendikasıyla yapılacak. Oradaki görev ile. Bunun hatta üzerine bir not düştüler. Octavia'da Cephalon suda da böyle renkli bir hava olduğu için o görevde. Bunda ise Red Veil biliyorsunuz böyle tarikat gibi, suikastçılar birliği gibi. Bu da böyle bir rahip, bir keşiş, bir tapınak mensubu gibi bir tipi var. Bu da Red Veil'in karanlık tarafını, Red Veil'in bu kasvetli havasını bize sunacak. Güzel bir quest olacak. Hatta bu quest'te tahminen yeni bir tane görevde hatırlıyorum. Bir tane görevde konuşan bir şey vardı. Onun ismini unuttum şimdi. Yani şöyle açıklayayım, izah edeyim. Lore'la alakalı bilgi verecek bu da. Octavia'nın görevinde verdiği gibi. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim. Belki Octavia'yı yapmayanlarınız var aranızda. Sonra 28.40'da ise screenshot'ları var. Oyun içi screenshot'ları renderlenmiş bir şekilde karakterimizin. Şöyle. 36'da da varmış aslında. 40 yazmadan. Neyse. Gördüğünüz gibi karakterimiz böyle şöyle bir firavunumsu bir şeyi var. Kafası da zaten. Ya yani gerçi baktınız mı bir firavun Mısır konsepti var ama yani rahip Mısır birleştirmişler birlikte. Bir de elinde yeni bir whip ile tabanca var. Onlar da whip'te şey kırbaç oluyor. Ya da belki yeni bir şey olabilir. Kendi yeteneği de olabilir. Yani ne bileyim belki ondan şeye yapıyor olabilir. Mesela 4. skill olabilir. Onunla da etrafı bir sisle kaplayabilir. Yani imkanı var. Gördüğünüz gibi böyle screenshotları var. Bunlar da şey neydi bu telif haklı resimler şarkılar için olması lazım. 30-42'de yeni bir düşman tipimiz var küçük. Küçük dediler yani küçük diyebilirim. Arkadaşlar bunlar Corpus, Screener ve Kuva olmak üzere 3 4 tane yeni düşman tipimiz geliyor. Bunlar böcekimsi düşmanlar. Ya büyük ya küçük olacaklar. Şöyle göstereyim. Şöyle hepsini koysun Rebecca. Arkadaşlar şu Kuba, şu Greener yeşil ormanlarda olan. Şunların ikisi de Corpus zaten. Şu Corpus da şunu biraz nedense bizim Meg'e benzettim. Meg'le ne alakası varsa belki Tenno'ların da olabilir bu belki. Bilmiyorum. Ama bunlar düşman. Bu Kuba'nın, bu Greener'ların, bu da ikisi de Corpus'un olma ihtimali var. Sonra 36-35'te Tenogen skinlerimizi gösteriyorlar. Az önce spoilerlımsı görmüş olsanız da görüyorsunuz. Şurada bir kılıcımız var. Arkadaşlar ben bunların hepsini buldum.
Steam üzerinden ve size yakından göstereceğim. Kılıcımız bu Skana skin arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir Skana skin'i böyle de görüyorsunuz. Hemen geri geleyim. Burada bir Siyandana var. Uzun bir Siyandana. Nerede? Pardon. Yaratısına gittim. Incubus Reborn Siyandana. Böyle bir Siyandana'mız var arkadaşlar. Böyle de 3 tane basıp da bakabiliriz. Eğer bu koleksiyonu paylaşma ihtimalim varsa linkini bir dakika şunu bakalım. Ondan sonra bakacağım. İşte Siyandana'mız arkadaşlar böyle bir şey. Tam ekran yapacak olursak uzaklaştırıp gösterelim size. Yapamıyoruz mu? Yani yüklenmiyor. Neyse. Siyandana'mız böyle bir şey arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi tamam, koleksiyon paylaşabiliyormuşum. Sonra skinlere kendiniz bakmak isterseniz diye videonun açıklama kısmına da bunu koyarım. Oradan koleksiyonu bakarsınız. Yani şu Dragon Slayer başka bir şey. Onu ben kendim ilk bu Tenurgen geldiği zaman denediğim başarısız bir şeydi. Yani onu kafanıza takmanız gerek yok. Şurada bir tane bir Siyandana'mız var. Hemen onu bulayım. Eklemişim, tamam. Convenience Siyandana. Kendisi bana biraz Odonata hissiyatı verdi. Gördüğünüz gibi bir Odonata'ya benzeyen bir Siyandana bence. Görün, böyle bir Siyandana. Güzel. Yani bunun gelecek olması güzel bence. Sonra pelerinimsi bir Siyandana'mız geliyor. Repala Siyandana. Gördüğünüz gibi böyle bir Siyandana. Excalibur Prime Coin bir şekil yapmış. Neyse de normal falan. Böyle bir Siyandana da geliyor. Tahminen 13-12 lira falan olur. Kendisi Türk lirasıyla. Sonra burada bir yeni bir Siyandana'mız var. Nerede? Zayikya Siyandana. Gördüğünüz gibi enerjilerden dikendi ya da alev püskürten bir Siyandana kendisi. Böyle. Sonra bir Trinity'nin skin'i vardı. Onun Siyandana'sı. Trinity'nin skin'ini getirmemişler. Siyandana'ya getireceklermiş. O seçilmiş. Aslında skin'le birlikte yaparsam bunu da arkadaş öyle düşünmemiş hiç. Gördüğünüz gibi böyle bir Siyandana. Hatta şöyle Trinity'nin skin'ini göstereyim. Trinity Jinsei skin aslında. Bir de helmet'ı da var. Siyandana onun için yapıldı. Ama işte skin seçilmedi, Siyandana seçildi. Adam iyi sövmüştür ha. Bir Trinity kaskımız var arkadaşlar. Ankara Helmet versiyon 2. Trinity gördüğünüz gibi böyle. Eskisi böyleydi, şimdi böyle içe yönük yapmış. Böyle şeyler çıkıyor ortaya. Güzel bence bunun getirilecek olması. Sonra burada yeni bir Serin skinimiz var. Kaskımız var, pardon. Nerede bu? Kafasında bir çiçek var, yani emolu ama yanında saçında bir çiçek varmış edasınca bir yeni helmet geliyor. Nedense bir şey tanıdıklık getiriyor, bir şey çağrıştırıyor ama onu unuttum. Ama güzel olmuş bunu. belki almayı düşünebilirim. Yeni bir Aivara skin ve helmet var. Aivara, Arkuta skin ve helmet. Şöyle gösterelim. 3D yapabiliyormuşuz arkadaşlar. 3D seçeneği eklemiş. Hemen bakalım. Şuralarda enerjimsi gözler var arkadaşlar. Bu skin bence süper. Helmet özellikle. Bence bu getirilmesi çok iyi olacak. Ki ben bunu alırım. Yani skin pek de bir farklılık olmasa da helmet bence gerekli bir şey. Yani çok güzel. Fashion Frame'in işinize yarar. Burada bir kıvrımlı ve ateş parçacıklı bir skinimiz var. Amber Ignition skin. Ne oluyor? Tutuşturulmuş oluyor galiba, Türkçe çevrilmişi. Tutuştur gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ignite tutuştursa. Gördüğünüz gibi böyle bir skinimiz var. Güzel olacak bunun da gelmesi. Şimdi geçelim. Yine bir Volt skin ve helmet'ı var arkadaşlar. O da şurada Volt kapasitör. Volt kapasitör skin'i ve şeyi burada gördüğünüz gibi zümrütümsü bir yapı var. Zümrütümsü bir şey desen kullanmış arkadaş bazı yerlere. Bence güzel. Bunun da getirilecek olması hoş ama ben
Alacağımı düşünmüyorum. Yine de bazı arkadaşlarımızın işimizi çok yarışır. Yarar. Hemen Lebecca'nın sesini kısayım. Burada da bir tane Nyx Helmet Amplex MK2 7 var. .7. Gördüğünüz gibi böyle bir tane de bir helmet var. Bu da birazcık normal helmetin üzerine yürünmüş. Onunla birazcık oynama yapılmış ve ortaya güzel bir şey çıkmış. Ve bir tane Rhino helmetimiz var. Rhino Warlust helmetimiz. Ben bunu şeye benzettim ilk gördüğümde. Doom var ya, Doom'daki karakter. O ona çok çağrıştırıyor, ya da Warhammer. Çok Warhammer ya da Doom'a çağrıştırıyor. Gerçi bir dakika, alakası vardı mı bunun? Neyse. Şimdi devam edelim. Yeni bir Ember skin daha geliyor diğeriyle birlikte. Ember Majesty Ember skin ve helmeti, kaskı. Onu da bakalım. Bir dakika lan, ben bunu niye hayır dedim? Majesty Ember skin ve helmet. Gördüğünüz gibi böyle bir skin. Güzel. Getirilecek olması hoş. Bir dakika lan, bu Prime'in üzerinden mi gidilmiş? Prime'in üzerinden gitmiş eleman. Çok yani garip olacak, garip olacak galiba. Prime olmadığı halde arkadaşlarımın takarsa Prime benzetebilirler lan. Neyse. Başka bir daha Volt skinimiz var. Hemen kendisine bakalım. Volt Zener alt skin ve helmet. Bak, bunu da hayır demiş. Gerçi bu çok basit olduğu için hayır dedim ya. Ama bak, siyah yeşil güzel olmuş, buna bak, bunu kabul etmeliyim. Bana nedense bir Mass Effect havası yaratıyor bu skin. Mass Effect Andromeda çıktı biliyorsunuz. Yani ben pek beğenmedim. Çok sadeliği kaçmış bence. Ama sevenleriniz olacaktır illa aranızda. Bana küfür etmeyin lütfen bunu sevmediğim için. Ayvara'nın yeni bir skin'i daha, başka bir skin'i daha. Ayvara'ya skin gelecek olması beni çok mutlu ediyor. Ve Yokai, Japonca'da ne oluyordu, ruh mu oluyordu yoksa şey oluyordu galiba. Yokai ya ruh ya canavar olması lazım, hatırlıyorum. Ya da şeytan mıydı? Onlardan üçünden biri. Gördüğünüz gibi ya iblis. Gördüğünüz gibi böyle bir skin güzel. Ben bunu alacağım. Yani kask olsun, skin olsun, çok güzel. Bir dakika, bir dakika. O alttaki pelerin gidilmiş mi? Abi süper, bu süper olacak. O altlarına böyle etekimsi bir şey var arkadaşlar. O eteği sevmiyorum ben. Yani Ayvara da garip görünüyor. Aa, varmış lan. Neyse. Ve bir Limbo skinimiz var. Süper be. Sonunda Limbo'ya bir skin getirilmiş. Keşke kaskında bir oynama yapılsaydı. Kaskı yine ben, bendeki olan şu kaskı takarım. Bunu alırım. Baksanıza, bir galaktik bir desen var. Süper ya. Abi bunun gelecek olması çok süper. Abi bakın ya. Abi çok mutluyum. Bunun getirecekleri olması çok güzel oldu benim için. Neyse. Şimdi 42.54'te. 42.54. Arkadaşlar, yeni iki tane Immortal skin geliyor. Immortal skin nedir? Hemen oyundan göstereyim. Immortal skin arkadaşlar, şuradan ölümsüzlük derisi diyelim. Böyle karakterlerin basit bir tane üstüne biraz oynama yapılmış. Platinum karşılığında satılan skinler. Bunları da Hydroid ve Zephyr'a geliyor arkadaşlar. Gösterelim. Bakalım. Hydroid'e şimdi arkadaşlar taksın. Taktı mı? Taktı. Gördüğünüz gibi böyle bir yeni bir renkleri değiştirince böyle şeyler çıkıyor ortaya. Bence güzel, baya yani eski haline olsun, yine de hiç olmamasından iyidir. Çünkü Hydro'nun hiçbir skin'i yoktu. Bu da Zephyr için arkadaşlar. Zephyr'ın taktı. Yani bu ölümsüz derisi zaten bu şuradaki kanatımsı yerlere renklendirmemize olanak sağlıyor. Onu da açıklıyorlar burada. Şöyle de bir tane bu, Rebecca diyor, kendi fikrini söylüyor. Şu miğferi takarsanız çok güzel görünüyor falan diyor. Yani kullanabilirsiniz bunu da, yani bu videoyu izleyerek aynısını yapabilirsiniz geldiği vakit. Şimdi arkadaşlar 46.59'a gidelim. 46.59. Gördüğünüz gibi ambulans, kendisi Plüton boss olur ve Excalibur'u düşürmeye çalıştığımız, keserek düşürdüğümüz boss'tur.
Plüton'un boss'u. Arkadaşlar Ambulans değişiyor. Yani gördüğünüz gibi görünüş olsun, dövüş olsun. Uzun boss fight'lardan birisi olacak. Raptor gibi ölüp yeniden canlanabilecek. Öldürdükten sonra yanında bir süre var arkadaşlar. Şurada yakınlaştıralım. O süre bitesiye kadar öldürmüş olmanız lazım, hacklemiş olmanız lazım. Eğer hacklemezseniz de düşmanlar gelip hackliyor. Onlar da öldürdükten sonra, hackledikten sonra düşmanlardan koruyacaksınız. Sonra şurada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane slot var. O slotlarda ambulansın öldükten sonra gelecek olduğu kapasite. Ondan sonra geliyor falan. Sonra şuralarda bir yerlerde olması lazım. Orada evet, gördüğünüz gibi ambulans alıyorlar. İndirme gemisi götürüyor ana gemiye ve yenisini yolluyorlar. Gördüğünüz gibi Raptor gibi, mantığı Raptor gibi. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Arkadaşlar Kella the Tame suikastını bilenleriniz varsa, yukarıdan bombardıman yapıyordu ya. Oradaki de az önce gördüğünüz ana gemide bombardıman yapıyor, gördüğünüz gibi şuralarda. Bombardıman falan var. Bak, bakın bomba yolluyor. Bombardıman yapıyor ya. Sonra başka neyimiz var? O 57-36'da dünya rework yiyor arkadaşlar. Dünyayı zaten yiyor, yani rework geliyor. Önceki dev stream videolarımızı zaten izlediyseniz orada da açıklıyorum ben. Orada özet geçiyordum. Evet, gördüğünüz gibi yeni dünya, yeni kaplamalar, yeni materyaller, yeni çimenler uzun oldu biraz daha. Gösterelim şöyle. Çimenler daha uzun, bakın kaplamalar falan, sarmaşıklar daha çıkmış. Çimenler, sular daha detaylı, çimenler zaten. Yeni bitkiler geldi. Moonlight Lily, Jade Leaf, Trashcon gibi bitkilerin başka türleri geldi. Hatta şurada gösteriyor olması lazım birkaç tanesini. Şuralarda bir yerlerde güle benzer kırmızı çiçekler vardı sanırım. Evet, aha. Bu da yeni çiçek arkadaşlar. Bu tarz yeni çiçekler de gelecek dünyaya. Bunları da taramayıp ekleyeceğiz. Belki yeni görevde işimize yarayacaklar. Yani kim bilebilir. Evet arkadaşlar, dev stream'in özeti bu kadardı. Gerçi 22 dakikalık bir özet, 1 saatlik video için. İzlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Diğer Warframe videolarımızı veya benim oynadığım diğer oyunların videosunu izlemek isterseniz de kanalda videolar kısmından onlara göz atabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir Warframe bilgilendirme videosu, herhangi bir bilgi varsa yorumlarda bildirebilirsiniz. Böylelikle ben size ulaşırım. Oradan size cevap veririm. Ve dediğim gibi açıklama kısmının Tenogen Skin linkini koyacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.